Benim fikrimce cihan tecrübesinden gelip çıkıp köpçülük sınav yer usulüne kalışımız gerekirdi. Bana şu hazır gibi biyometrik pasportlar hem çetelik çıkış imkanı veren pasportlar. Özbekistan içi de faydalanışı için ise ID yani kimlik kartı çıkarış gerekirdi. Hazır adamlar ya yani iki beraber başkaca harcatın gerekiyordu. Yoktu. Lakin demek için devletimiz yani şu narsanı makul taptı. Eski Sovet devrinde eskilerde olsa çetelge çıkış pasportu alakalı verirlerdi. Yani demek için şu Sovet devrinde estetik yapı menge. Bana Keling, şu nima uchundir çetelge savolga to'xtalsak, demak, çıkış bu xususdagi xorijga chiqishga oid, xorijga chiqish pasportiga oid, demak, farmon 2017-yilda qabul qilingan bo'lsa, orada shu yil boshida, demak, aynan hozir amalda bo'lgan, demak, 2011-yilda iste'molga kiritilgan biometrik pasportlarni xorijga chiqish pasporti o'rniga qabul qilishga oid taklif jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi, lekin so'nggi yangilik tafsilotlaridan ma'lum bo'lishicha, demak, bunday bo'lmaydi. Bu qanchalik mantiqiy qadam? Nima uchun bunday bo'ldi, Baxtiyor aka? bu menimcha birinchi navbatda shu davlat byudjetini yana aholi hisobidan to'ldirish uchun o'ylab qilindi. Birinchisi shu. Yana ikkinchi tarafdan buni ko'pchilik bilmaydigan tomonlari bor. Mana shu yangi hozir amalda bo'lgan biometrik pasport amalga kiritilayotganda mana shu pasport Fransiyadagi bir firma bilan kontrakt tuzilib mana shu joriy qilingan ekan. Ana shu Ya'ni pasportlarni Fransiya sizga firmasi imkonli bo'lgan xabarlar o'rganib bu. Rasmiy xabarlar emas, to'g'rimi Baxtiyor aka? albatta, lekin yana aytamizki, bu fikrimiz yani, chunki biz hozir bu yerda qancha mablag' sarflanadi bu yangi pasportni joriy qilishga, uni manbasi qanday bo'ladi, qaysi firmaga beriladi va qanday asosda beriladi, tender orqali berildimi yoki yana bu yerda haligi otkatlar bo'ladimi, biz buni bilmaymiz.